Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 6.6'da bu hafta Şişman Efes abonemiz oldu tam da lafın ortasında ama 14. ayındaymış. Hoş geldin. 6.6'da bu hafta 6.6 olmayan Evet, aslında 6-6 olmayan şöyle bir film. bak bunu konuşmak lazım. Chat'teki arkadaşlar da şimdi yazar. YouTube kadrosu da yazacaktır illa. Misery belki zamanında muazzam bir filmdi ama bugün izleyenler acaba hala ne kadar müthiş olduğunu fark ediyorlar mı? Ne, hangi filmleri izleyerek yetiştikleri önemli bence. Yani biz seninle izlerken ne dedik? 90 senesinin filmi ama renkler ne güzel, müzik ne güzel, Yok şu ne şöyle düşün. güzel, Şimdi bu ne mesela güzel. bizim işte bizim bu videoyu YouTube'da izleyen arkadaşlar bilhassa Cumali Ceber, Enes Batur YouTube budur. Recep İvedik, Kurtlar Vadisi Irak, Düğün Haklı. Dernek 1, Düğün Dernek 2. Beyni ölmüş insanlara yapmıyoruz ki biz bu yayınları. Değil mi? Beyin ölümü gerçekleşmiş fakat cesedi hala yaşamakta olan insanlara biz bu yayınları yapmıyoruz ki. Biz bu yayınları akıl bali, asgari bir sinema keyfi olan, zevki olan, beğenisi olan insanlar yapıyoruz zannedersem. Dolayısıyla Dolayısıyla hadi geyiği bırakayım normale döneyim biraz. Şimdi Misery'nin açtığı yolda sonradan çok fazla eser çıktığı için Misery'de biraz şu an arka planımızı süslemekte olan Psycho gibi zamanda çıktığında çok vurucu ama artık kendisinin üstünde klişeler inşa edildiği için belki de insanların bu muymuş dedikleri bir film olmuş olabilir mi? Ne diyorsun? Tabii öyle gelebilir. Yani ritmini düşük bulabilirler, mekanları kısıtlı bulabilirler. Yani evet öyle gelebilir. Fakat bence Misery filminde en çok odaklanılması gereken şey oyunculuklar. Yani. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben Misery'yi ilk izlediğim zaman izlemeye şu sebeple karar vermiştim. Stephen King uyarlaması olduğunu bile bilmiyordum. Kar manzarası vardı ya filmde. Fragmana baktım. Aa her yer kar ne güzel dedim. Kar manzaralı bir film izleyeyim dedim. Öyle açtım. Sonra bir baktım. Kate Bates beni çarptı zaten. Evet manzaralar şunlar bunlar çok güzel. Bu nasıl bir oyunculuk dedirtti bana. Ve beni gerçekten psikolojik olarak gerdi. Falan filan. Yani bir filmi çok sıradan, çok sığ bir sebeple de açabilirsin. İzlemeye başlayabilirsin. Ama birazcık hani sinema zevkin, beğenin varsa başka şeylere odaklanırsın zaten. Benim için de Misery ile alakalı şöyle bir şey var. Misery'yi ben izlemeden önce Misery 90, 1990 senesinin filmi. 90'larda tabii ki topa gibi çarpmış millete. Suratlarına güm diye Öyleydi vurmuş. gerçekten. Bu arada inanılmaz kadrajdan kayık olmamız gözümü rahatsız ediyor. Sen bir avuç oraya kayabilir misin? Ben de böyle kayacağım. Selam YouTube. Öyle bir şey mi var? Ben de böyle takılıyorum bunlara. Ha, ben Mesela şu fark köşe etmiyorum tam şu bile. sırtımın arkasında da yeşil perde açık kaldı ama o kadar düzeltmeyi eriniyorum ki şu anda bakayım. Zaman işte falan. Hiç fark İşte buralar hep Psycho evi. Bu akşam böyle teknik sıkıntı olduğu yerinde canım sıkıldı hemen de. Evet diyeceğim. Ne diyordum? Misery'i ben izlemeden önce Misery'nin sahnelerine göndermelerle dolu bir sürü şey izlemiştim. Seinfeld'de var. Hatırladım yanlış Ha hatırlamıyorsam Friends'de var. doğru. Simpsons'da vardır çok meşhur göndermesi. Böyle komedi dizilerinde başka filmlerde falan hep böyle Misery'ye benzer sahneler görürsün. İşte bilek kırma sahnesi olsun. Aniden uyanıp da böyle kadın başına böyle falan duruyor ya böyle o böyle aniden delirmeler falan olsun. Misery gerçekten şey yani bugün 2018 senesinde 2019 senesinde ilk kez izlemiş arkadaşlarım biraz yorumunu merak ediyorum. O yüzden lütfen YouTube'a yazın. Twitch'e yazmayın YouTube'a yazın. Bugün izleyen birisi belki de çünkü şöyle bir şey var. Ben 90'larda büyüdüğüm için 90'larda Misery'i izlemeden önce Misery'ye çok şey izlemiştim. Biraz da girince o bu meşhur film o muymuş dedim. Bugün artık Misery'ye gönderme yapmak diye bir şey kalmadı. Çünkü hani pop kültürün bir parçası değil yani. Şimdi izleyen insanlara sıfırdan yepyeni de gelmiş olabilir bu arada. Çünkü Aa, doğru diyorsun. Artık böyle senaryolar daha karmaşık falan Stranger filan. Things ya işte aslında şimdi Stranger Things yüzünden aslında insanlar bir kısmı nostaljik olarak Stephen King eserlerine benzeyen şeyleri izliyor. Bir kısmı da daha önce Stephen King eseri tüketmediği yani daha doğrusu Stephen King'den uyarlama bir takım filmler tüketmediği için Stranger Things'de gördüğü şeylere benzer şeyler görüyor. Mesela Şerif. Şerif ve karısı. Bu filmin bence yani ana konusuna girene kadar ana konunun etrafında dönen bir ilginç bir ikili sürekli kendilerinin arasındaki diyalog, onun karakter olarak şey boyunca gelişimi, bütün araştırma boyunca gelişimi falan. Yani böyle bir şey hikaye. Aslında bu tarz hikaye, bu tarz bunlar böyle 90'larda filan 80'lerdeki filmlerde çok gördüğümüz hikayeler. Ama burada mesela bana izlerken tekrar şey geldi. Zamanında mesela o kadar dikkat etmemişim. Bayağı sevimli bir çiftmiş onlar Sevimli, evet. mesela.
Adam boynun boğazından pompalı tüfekle vurulup öldürülünce de üzüldüm. Evet. Sen ne diyorsun Misery ile ilgili? Ya ben dediğim gibi yani tamamen kar manzarası izleyeyim diye bir yaz günü izlediğim filmdi. Sonra beni çarptı. Yani oyunculuklar muazzam. Ben bir de filmlerde mekan kullanımını her zaman bunu söylüyorum da gerçekten önemsiyorum ya. Yani çok az sayıda mekan ve kalitesiz mekan da kullanabilirsin. Başka bir şeye yoğunlaşırsın. Ama böyle hani geniş mekan kullanımı, dış mekan kullanımı, çeşitli manzaralar, işte hani kadrajın doğru şekilde ayarlandığı manzaralar falan beni çok etkiliyor. Fakat oyunculuk anlamında çok yoğun bir film. Böyle üstümüze kürek kürek başrol Kathy Bates tarafından oyunculuğun atıldığı bir film benim için. Yani kadının ya nasıl diyeyim o bakışlarını nasıl yapıyorsun? Hadi bütün mimiklerini anladım. Şöyle bakmayı nasıl başarıyorsun? Yani gerçekten aklı gitmiş bir deli olarak kaşlarının ortadan kaldırıp böyle bakmayı nasıl başarıyorsun be kardeşim falan dedirtti bana. Bununla ilgili Her bir biraz okudum. mimiği ayrı ayrı çalışıyor kadının Bununla ya. ilgili biraz okudum. Meşhurca yani şöyle Katie Bates aslında çok tiyatro dünyasında tanınan, sevilen ama hani böyle bir yandan da hiç başrollere konulmayan bir aktör olarak uzun süre Evet, hep kariyeri devam yardımcı ediyor. kadın rolleri, Evet, hep hep yardımcı anne rol. rollerinde, deli rollerinde falan filan cast ediyorlar. Sonra buradaki başrol oyunculuğuyla Oscar alıyor. Oscar aldıktan sonra da biraz insanlar şeyi konuşmaya başlıyor. Hani typecasting dediğimiz yani belli tipteki insanların ya da belli oyuncuların sürekli aynı rollere cast edilmesi. Kathy Bates'in o konuyla ilgili çok röportajı var 90-91 senesinden. 91 senesinde The New Yorker'a verdiği bir tane röportajını okudum bununla ilgili. Oscar aldıktan sonra şey yapmış. Şeyden bahsediyor yani aslında birazcık sürekli yan rollere cast ediliyor çünkü kilolu olduğundan ötürü. Bunun kendi içinde yarattığı baskının aslında kendi oyunculuğuna bir noktada yardımcı olduğunu düşünüyor. Çünkü aslında hep bir içinde bir böyle şey biriktirmiş. Hani umutsuzluk biriktirmiş, küçük depresyonlar biriktirmiş, hiçbir zaman parlayamayacağım falan biriktirmiş. Ama işin ilginci yan rollerinde bile hep övgüler almış o dönem. İnternetin olmadığı Evet dönemler. evet. Yazılı basında çok ismi geçmiş. İki tane tiyatrocular birliğinden böyle ödülü var. Çift kadın başrol oynadıkları bir yerden. Ve böyle bu filmi de düşünürken Rob Reiner şey demiş. Ya demiş başrol tanınan bir erkek oyuncu olsun. Ama başroldeki kadın asla hani böyle herkes tarafından tanınmayan birisi olsun ki korkutuculuğu artsın yani beklenmedik bir şeyler yaşasın deyip Katie Bates'i bulmuşlar. Dediğim gibi Oscar almış o sene ve hani o kadar hakkıyla almış ki. Çünkü filmi aslında bir noktada taşıyor. Kathy Bates ile ilgili bir de şu var. Kathy Bates öyle çok kilolu bir kadın da değil. Fakat genel geçer güzellik kalıplarına uymayan bir kadın. Hani uzun, ince, bembeyaz tenli, sarışın falan veya ince uzun zenci o güzelliğe sahip falan bir kadın değil. Kilolu olmasının ötesinde. Orta boylu, hafif, toplu falan bir kadın. Ben Kathy Bates'in bu performansından sonra ve bundan sonraki bazı performanslarından sonra bu prototipe uyumayan kadınların da yolunu açtığını düşünüyorum bu arada. Yani ciddi bir şekilde bu konuda bir adım atılmasını sağladığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten diğer hani bu filmden önce oynadığı bir sürü filmde de izledim. Şimdi tek tek adını hatırlayamam. Sonra da hani Kathy Bates'in en az herhalde 8-9 performansından izlemişimdir. Her birinde çok iyi. Gerçekten başarılıydı Ben ama bu Star Trek'te Misery'de bir izledim başkaydı kendisini. Star yani. Trek'te bir amiral rolündeydi galiba bir bölümde. Ama hangi bölümde hatırlamıyorum. Şeyi söyleyeceğim sen. James Caan da mesela sürekli filmlerinde biraz o Godfather'dan kalma rolü yüzünden hep böyle aktif erkek, baskın, maskülen, toksik biraz erkek rollerine hep kastedilen bir adam. Biraz anladığım kadarıyla Hollywood'da öyle de bir adam. Yani zaten işte İtalyan kökenli falan böyle biraz içtim buram, manitalar, Bıçkın. ben bıçkın bir abi Bıçkın böyle falan. delikanlı. Bu rolde o da ilk kez böyle biraz pasif bir rol oynamak zorunda kalmış. Yok yani bir röportajında hep şey söylemiş yani. Çok reaktif bir karakterdi benimki. Yani böyle sünepe bir şey de yapamıyor. Bir planları var ama evinde değil falan. Çok zorlandım onu oynarken. Üstelik 15 hafta çekimler yatakta sürdü ve ben hani hayatta böyle normalde hep çok fiziksel oynarım. Tüm bedenle oynarım falan. Sabit kalarak oynamam gerekiyordu. Çok yoruldum, çok yıprandım falan demiş o süreçte. Katie Bates de çok ilginç. Yine bir röportajda okumuştum. Aşırı böyle minnoş bir insan. Böyle bir boğuşma sahnelerinde bir de bilek kırma sahnesinde full ağlamış.
Çekim aralarında. Ağlamış mı? Ha, hü, ben neler yapıyorum falan diye. Aa, Öyle minnoş bir bayağı insanmış yani da. ruhuna giriyor işin. Tabii tabii çok girmiş işte. Ama işte oyunculuk yani hani gerçekten ağlaya ağlaya falan çekmişler o sahneleri. İşte o ağlamasının o yüzündeki kızarıkları, şişlikleri falan da biraz tutmuşlar aslında. Çok makyajla kapatmamışlar. Biraz o sahnelerde daha etkili olsun diye. Çok şey okuyunca şeyi anlıyorsun aslında. Hani dışarıdan bakınca da fark ediliyor ama filmin gerçekten dörtte üçü adamın yatak odasında geçiyor ya. Yani bütün set ekibini bir süre sonra klostrofobi basmış yani böyle. Misin? Haftalarca çünkü gidip aynı sette aynı çekimi yapıyorsun. Yani Hmm. 3 günde çekmemişler ki. 15 hafta sürmüş bütün adamın odasına geçen çekimler. Ve onları yaptıktan sonra diğer her yere geçmişler. Millet böyle içeride artık sıkıntılardan, sıcaklardan falan ölmüş böyle yani falan. O böyle baskı bütün ekibin üstüne ufak ufak gelmiş. İlginç bir detay. Bir bu filmle ilgili ilgimi çeken detay da Rob Reiner yönetmen. Castle Rock ismindeki de prodüksiyon şirketinin kurucusu. Castle Rock çok Meşhur. meşhurdur. Hani böyle bir 90'lar döneminin bilhassa en kral filmlerine imza atmış bir ay. Diyor. Ve şey çok ilginç. Rob Reiner hani biraz da burada belki seyirciler için altını çizmek istiyorum adamın. Hep böyle büyük yönetmen deyince işte 90'lar Steven Spielberg falan denir ya. Rob Reiner aslında. Yani böyle ama tuhaf yani globalde isminin bilinirliği az ama çektiği filmlerle her birisi neredeyse kült olmuş bir adam. Bu adamın çektiği filmler arasında Spinal Tap diye bir tane film var. İlk çektiği film. 84 senesinde çekmişti galiba. Mockumentary dediğimiz olayı neredeyse başlatan şey. Yani fake documentary. Spinal Tap isminde bir grubun maceralarını çekiyor. İnanılmaz o dönem büyük bir şey yaratıyor. Hatta işte It Goes Up to Eleven diye bir tane meme çıkıyor oradan. Bugün hala kullanılan hani 11'e kadar açtık falan gibi bir geyik bak. 84 senesinde mizah hani ama böyle drama mizah, trajikomiye dönüşüyor ilerledikçe falan. Öyle bir yerden başlıyor. Sonra Princess Bride diye bir şey çekiyor. Türkiye'de o kadar popi değil ama dünyada böyle hani şey işte bir geek ortamına gidip de Princess Bride'dan bir şey söylesen hani devamını hemen herkes getirir böyle Star Trek gibi bir ağırlığı ve gücü olan bir film. Ondan sonra da şey çekiyor. Stand By Me'yi çekiyor. Stand By Me de yine Türkiye'de çok etkisi olmayan ama böyle Amerikan popüler kültüründe acayip yeri olan Stranger Things benzeri filmlerin alayına yön veren. Hani dört arkadaş tren yolunda yürüyerek bir maceraya çıkıyorlar. Bir beden bulmaya çalışıyor. Bilmiyorum hatırlar mısın? Kesin Adam Kanal D'de kurulması gereken izlemiştik. ekolleri mi kurmuş bir anlamda ya? Yani adam evet şöyle ilginç bir hali var bu adamın. Dediğim gibi gişeleri kırıp patlatmamış ama böyle çektiği filmlerin her birinin ağırlığı çok büyük. İşte mesela Misery de şey değil. Misery evde tek başına ile aynı hafta gösterime giriyor. Hataya bak. Hani evde tek başınanın kırdığı gişe rekorları belli zaten. Evde tek başına hiçbir şeye benzemeyen saçma Niye adamın suratına teneke kutu çarpıyor? Gülmüyor musun sen? saçma sapan. Tamam. Yani teknik açıdan övülebilir de işte o sahneyi çekmek, şu sahneyi çekmek başka hiçbir olayı yok. O eğlenceli Neyse. film canım. Mesela Misery gişe rekoru tutmayan bir film değil. Princess Bride gişe rekortmanı bir film değil. İşte böyle Spinal Tap asla gişe rekortmanı falan bir film değil. Ama bugün hala yani belki bizim seyircilerimiz arasında da vardır. Ama bilhassa daha böyle Amerikan kültüründe inanılmaz yeri olan hani böyle bir repliği söylendi mi hani masadaki herkesin falan güldü. Çok tuhaf eserlere imza atmış bir adam. Yani kült bir yönetmen de değil bu arada. Kültlüğün üzerinde popüler ama gişeleri kırıp patlatacak da bir adam değil. Castle Rock'ı kurduktan sonra burada Castle Rock'la şeyi de yapıyorlar. Shawshank Redemption'a da imza atıyor aynı stüdyo. The Following de bu arada Stephen King'in. Biraz böyle Stephen King de el ele de ilerlemiş bir stüdyo. Zaten hikaye şeyden çıkmış. Stephen King şeyi izlemiş. Stand By Me'yi izlemiş. Demiş ki kim la bunun yönetmeni? İşte Rob Reiner. Tam tanıştırın abi. Tanışmışlar. Demiş ki ben sana iki film daha vereceğim. Sonradan Misery'yi demiş ki çekecekse Rob Reiner çeksin yoksa ben vermiyorum. Bir de böyle hani biraz yönetmenini seçmiş bir film ilginç bir şekilde. Stephen King de şeyden meşhur, şeyle meşhur çünkü. Benim bu filmim güzel Uyuzun teki olmamış. olması Ay diye. evet götüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazı uyarlamaları gerçekten çok kötüdür Stephen King uyarlamaları. Mesela Dreamcatcher. Tabii canım. Berbattır ya. Ama Dreamcatcher'ın orijinal kitabı ne Hatta kadar iyi onu konuşmak lazım. bilmiyorum ama film gerçekten çok kötü. Çok kötü. Ben çünkü Stephen King'in uyarlamalarının çok azı gerçekten iyi. Stephen King'in uyarlamalarla ilgili fikirlerine dikkat etmeyi ben The Shining'i hiç beğenmediğini belirttiği noktada kestim fişini. Yuh. Ha. The Dedim ki Shining'i beğenmemişse o zaman Dreamcatcher'ı beğenmiş mi? sormadım şimdi adama da yani yani Kubrick'in filmini asla beğenmemesiyle çok meşhur. Hatta biraz o kitabın sonunu değiştirdi falan diye Kubrick'le küsüşmüşler.
Kubrick zaten dünyanın en kavgalı adamı. Dünyayla kavga etmiş bir adam. Böyle sert bir, ters bir adam. Ama ben olsam yani bir bilmiyorum yani. Stephen King de çok tuhaf bir yazar. Normalde bir adam olmadığını hepimiz herhalde fark etmişizdir bunca zamandan sonra. Yani o course. yüzden herkes manyak Hollywood'da yani. Şimdi Kubrick'le Stephen King kavga etti denince bu bana normal geliyor. Yani zaten ikisini bir odaya koysam biri birini bıçaklar gibi bir şey. Hiç sevmezmiş ama Rob Reiner'ın işlerine bayılmış. İşte Shawshank Redemption'ı çok sevmiş. Stand By Me'yi çok sevmiş. Misery'e bayılmış. Misery'i böyle gelmiş ziyaret etmiş. Stephen Kate King Bates'e coşmuş. şu açıdan olabilir. Gerilim duygusu vermek isteyen bir adam olduğu için filmde gerilim duygusu çok iyi veriliyor. Yani o psikolojik anlamda seni gerçekten geriyor. Tabii. Fark ettiysen bazı sahnelerde ben mutfağa kaçtım. Evet. Yani filmi daha ilk izlediğimde bazı sahneler o kadar zihnime kazınmıştı ki oraları tekrar görmeye dayanamadım yani. O sahnelerde mutfağa kaçtım, kahve falan yaptım, geri geldim. Gerçekten çok iz bırakmıştı bende izlediğimde. Bir şey tabii. Mesela birçok filmde şöyle olur. Normalmiş gibi görünen bir insan ortaya çıkar. Bir süre sonra anlarsın ki ha bu manyak. Ama bunu genelde en baştan bir şey verir hani. Bir işaret verir. Ha bu manyak galiba. Bu galiba sonradan saçma sapan bir şey yapacak. Bu filmde hiç öyle olmuyor. Kadının biri kazaya uğramış bir adamı bayağı uğraşarak kurtarıyor. Sırtlıyor, evine götürüyor, yediriyor, içiriyor. Ben hemşireyim zaten diyor. Tedavi ediyor bilmem ne. Gayet normal davranışlar sergilerken birden tuhaf tuhaf hareketler yapmaya Kitabı başlıyor. okuduktan sonra. Kitabı okuduktan sonra ama sen seyirci olarak ilk izlediğin zaman da kadın manyak çıkacak diye beklememiştim ben. Başka bir şey olacak herhalde diye beklemiştim. Kadın manyak çıktı. Sonra kadın adamı esir aldı falan. Yani onu ilk izlerken gerçekten beklemiyorsun. O Beklemediğin bir konuda yerden seni yakalıyor ve sonra bir bakıyorsun bütün film aynı mekanda geçmeye başlıyor işte o falan konuda filan. yine aslında yönetmen çok tebrik ediliyor. Aslında Stephen King tarafından da. Çünkü kitapta kadın böyle işte aşırı çirkin, aşırı tuhaf şeyler giyen, bakımsız, saç sakal birbirine karışmış, bir dişi eksik falan böyle canavar gibi bir kadın. Ve hani böyle daha ilk dakikadan hasta ve manyak olduğu belli ve hiç böyle şey olmuyor. Yani aslında bir karakter derinliği de kitaptaki kadar yok aslında, şey filmdeki kadar yok aslında. Filmde Rob Reiner uyarlamaya çalışırken iki şeye çok işte dikkat etmiş. Aslında King normalde kendi kitaplarını değiştirmesine aşırı böyle kıl olan bir herif. İşte Kubrick'le falan kavga etmeye sebebi o. Ama niyeyse Rob Reiner'ın uyarlamasına çok okeymiş adam. Çok daha iyi olmuş vallahi falana gelmiş böyle konu. Bence de öyle bu arada. Çünkü ilk dakikadan daha kadın böyle hihihi falan diye çıksa Nefret ederim. gerilim de kalmaz, hiçbir şey de kalmaz yani. Bir de hani özellikle de mesela şey yapmışlar. Saç sakal dağınıkmış normalde dediğim gibi kitapta falan. Onu böyle çok aslında düz işte burada hep sürekli bir haç var. Hani düzgün bir insan, iyi olmaya çalışan bir insanmış falan gibi gösteriyor ama içindeki kötülük adım adım giderek de vahşileşerek ortaya çıkıyor. Çok daha bence keyifli bir seyir sunuyor. Böyle ilk 10 dakika falan ulan Allah Allah falan diyorsun. Hani böyle kadın kurtardı ama bir şey çıkacak herhalde diyorsun yani. Ama çok sinyal vermiyor sana. Bir diğer konu. Hayranların eseri ve eseri yazan kişiyi yönetmek konusundaki tutkusu. Bu bilhassa da sosyal medya, forumlar, internet çok daha aktif bir hale geldikten sonra 90'larda olmayan 2000'lerin başında başlayıp 2010'lardan itibaren inanılmaz güçlenen bir akım. Misery aslında zamanında eseri üreten kişiyle eseri tüketen kişi arasında çok büyük farkın olduğu bir dönemde yazılmış bir eser. Bugün eseri üreten insanla eseri tüketen insan arasında bir tweet, bir YouTube videosu, bir Instagram postu fark Erişilebilirlik var. açısından diyorsun, ulaşılabilirlik Bir açısından. de o gözle bakmak lazım bu filme. Yani gerilim filmi olması bir noktaya, bir yandan da şeyi görüyoruz biz. Yani bir üreticinin, yazarın, yaratıcının yaptığı işi çok sıkı takip eden, belki ondan da fazla takip eden, bu konuyla ilgili çok fazla fikri olan, nasıl daha iyi olması ile alakalı çok fazla fikri olan, böyle tam hardcore fan aslında. Yani böyle evet en çok senin kitabını o alıyor, en çok işte senin albümünü o alıyor, filmini en çok o izliyor belki. Ama bir yandan da işte senin yapacağın, üreteceğin şeyle ilgili de çok yorumu var. Aslında genelde çok istenmeyen bir şeydir o üretici tarafından. Çünkü yani hayranlığın o boyutu artık hayranlık değil, başka bir şey. Sen olmak istiyor çünkü bir noktadan sonra. Yani o tarz bir psikoloji, hayranlık duyarsın bir insana da o seviyesi aslında sen olmak istiyor. Zaten Şerife de uydurduğu bir yalan var ya, Tanrı işte benim onun yerine geçmemi istedi diyor mesela.
O aslında belki kadının gerçek bilinçaltı. Onu yerine almak istiyor. O olmak istiyor. Kendinden memnun değil çünkü. Yani böyle bir psikoloji var altında. Yani her zaman ve her yerde de görebileceğimiz bir psikoloji. Gerek siyasette, gerek müzikte, futbolda, her alanda Tabii. görebiliyorsun. Yani insanları kültleştirmek, insanları ton gibi kendinden yüksek bir yere koymak, daha üretken insanları çok ilginç psikolojileri yol açıyor. Açmıyor değil. Yani bizim de böyle hani YouTube'da falan video yapmaya başladıktan sonra, Twitch'te yayın yapmaya başladıktan sonra benim de aslında maruz kaldığım bir psikoloji bu. Çok tuhaf bir şekilde senin ürettiğin, bazen de üstelik çok önemsemediğin bir eseri, yetici senden daha çok önemseyebiliyor. Mesela bizim Sen Ne Diyorsun serisi böyledir benim için böyle. Tamam, Ama sen hala ne diyorsun çok güzel. evet, ama yani hala millet Sen Ne Diyorsun nerede? Sen Ne Diyorsun bölümü gelsin falan filan diyor. Çok keyifliydi ama Ama ya. aynı bu bölümdeki adam gibi ben de şöyleyim. Adam birkaç kere şeyi söylüyor ya. Ya biz Zırh'ı ben hani öyle falan diye yazmıştım. Başrolüm oldu, 30 kitabını yazdım. Allah kahretsin, öldürdüm artık 30. kitabında diyor. 30. kitabında öldürünce de tam şeye denk geliyor yani. Mizriyazı falan diye böyle bir Sen Ne Diyorsun neredeci bir tipe denk geliyor böyle yani. Şey çok ilginç. Yani ve kadın zorla şerle adama bir Mizri kitabı daha yazdırtıyor. Ben mesela şeyi çok merak ettim filmi izlerken. Yakıyor sonra işte kadını kandırıp kavga edebilmek için o kitabı. Ama mesela yakmasa da gerçekten o kitap baskıya girse. Çünkü bir fanın böyle %100 ihtiyaçlarını karşılayan bir eser. Ben de onu orada çok istedim biliyor musun? Acaba çok mu Keşke onu satacaktı? yakmasaydın da onu yakıyormuş gibi boş kağıtları yaksaydın. Evet. Hani. Yani filmin sonunda bir şey açığı Onu da kaldı ben bir böyle. sanat eseri olarak yayınlatırdım açıkçası. Başıma gelmiş Ya olsa. mesela yayınlayacaksın onu, Mizir'in yeni kitabı diye. Bakalım yani, bir çünkü şey de çok ilginç bir psikoloji. Böyle tam fanların görmek istediği şeyi fanların önüne atmak, bu arada genelde hiçbir zaman iyi sonuçlanmayan bir şey. Bunu da söylemek lazım. Mesela bunu Star Wars'da Rogue One diye bir film çıktı birkaç sene önce orada yaptılar. Ama tam da yüreklice yapamadılar. Bir tane yan senaryo var. Sorsan kimse hatırlamıyor yani yan senaryoyu. Bokamucuk bir şeydi çünkü. Ama o yan senaryoda 4 dakikada bir eski filmlerden hayranların hatırladığı şeyler koydular. O yüzden böyle herkes salondan şey diye çıktı. Abi çok güzeldi, abi çok iyiydi falan. Şimdi Star Wars'un satışları falan düştü. Çünkü hayranlar istedikleri şeyi bir kere verebiliyorsun aslında. Bir kere veremiyorsun. Böyle bir şey var. İnsan çok tuhaf bir şey. İnsan psikolojisi. O yüzden hani bir noktada insan şeyi merak ediyor. Hani Stephen King kendisi de inanılmaz kült hayranları olan bir adam olarak böyle bir senaryo yazması çok tuhaf değil. Acaba kendisi Misery'nin son kitabı yazılmışken onu bastırtsa yine ne çıkarırdı oradan? Yani çok sattı, çok iyi oldu mu dedirttirirdi? Yoksa hani batar mıydı? Aslında belki de yaktırtmasının sebebi o. Çünkü hayranların istediği şeyi yazarak başarılı olamayacağını bildiği için belki de Stephen King kendi kafasında da çok değersiz olduğunu biliyor eseri. Öyle bir şey olabilir. Bu o yüzden şey açısından da çok ilginç bir film yani. Yazan, üreten, bir şeyler Kadının anlatan bir beyniyle oynamak insanın. için o kadar yazdı. Tabii. O yazıyordu. Kadın bir yandan okuyordu ya. Kadını belli bir psikolojiye getirebilmek üzere yazdı. O da ciddi bir emekti bunun yaptığı Aylarca doğrudan. yazdı bu arada yani deli. Normalde kitapta adamın ayağını kesiyor kadın. Bir ayağını koparıyor. Onu çekelim falan demişler başta. İnanılmaz Aa, gazlara tam Stephen gelinmiş. King'in yazacağı türde bir şey. Kan fışkıracak illa Evet her evet. Ya yerde. Stephen King tabiri caizse biraz bokunu çıkartmış kitapta. Rob Reiner filmde daha çok da nasıl diyeyim dozunu düşürünce daha aslında insan psikolojisine, insanın kendini yansıtmasına daha çok yer kalmış. Çok daha akılcı bir iş yapmış. Rob Reiner bu arada gerilim yönetmeni değil. Demin saydığım filmlerin hiçbiri gerilim değil. Bunu ilk kez çekecekmiş. Gidip Alfred Hitchcock izlemiş 5 ay. O böyle aşağıdan sliding'de surata doğru gelen kameralar var ya böyle. Hep Alfred Hitchcock filmi Bayılıyorum böyle hareketlere. insanlara ya. Tabii. Bir iş yapmadan önce dersini çalışan insanlara bayılıyorum. Tabii. Yani adam çünkü gerilim yönetmeni asla değil. Spinal Tap dediğim gibi mockumentary. Yani şey belgesel formatında. Stand By Me yollarda gezen bir grup genç. Uzun planlar böyle anladın mı? Yürüyüşler bilmem neler. Şey Princess Bride desen bir kalede birbirine. Shrek 2 izlemiş miydin sen? Okey. Shrek 2 çoğunlukla Princess Bride'ın parodisidir. Mesela bugün Princess Bride izleyen bir sürü insan aa Shrek 2 lan bu falan diyor böyle. Hani öyle çok ilginç bir şey var. Yani dünyada o kadar bilinir olmadı ama Amerikalılar için çok önemli yeri olduğu için Shrek 2 ona göre çektiler falan mesela. Neyse çok uzatmayayım. Yani bayağı adam dersine çalışmış. Gerilim nasıl daha çok veririm falan diye uğraşmış. Zaten şey sahnesi o yüzden ikonik hani. Adam böyle gecenin bir yarısında böyle diye aniden uyanıyordu. Böyle kadın başında böyle şşş diye yıldırımlar falan çakıyor ya.
Çok Doğru, şimdi sen böyle söyleyince Hiko'nun filmleri geldi aklıma. Evet, tabii bayağı şey var, çoğu insanın benzerlik aklında var. kalacak bir film yani. O açıdan Misery dediğim gibi bence hani böyle 6-6'nın tabii ki üstünde bir film. 2018 itibariyle izleyen insanlarda çok iz bırakmamış olabilir. Ama bence işte içerik üreten insanların, müzik yapanından tutan hani anladın mı? Hepsinin bir izlemesi gereken bir şey Ya bir çünkü de o farklı zamanların bir gözle filmlerine, şimdi izliyorsun. yaşlı gibi konuşmak istemiyorum ama o zamanların filmlerinde hikaye vardı ya. Gerçek hikaye. Büyüklere saygı vardı, Abi şeker verilirdi. hikaye var. Filmin diyaloglarına dikkat ederek izleyin. Yani derdi gerçekten nitelik olan arkadaşlarımız diyaloglara falan dikkat etsin. Akıl oyunlarına biraz dikkat etsin derim ben yani. Gerçekten hikaye var. Kadının söylediği sözler, kurduğu cümleler. Tam onun karakterini ve bilinçaltını ve bilinç üstünü yansıtan şeyler falan. Bu anlamda bence gerçekten sanat yani. Tabii. Cidden sanat. Yani Misery aslında şöyle bir Bir dönemin de böyle eseri. hani incini bilmem ne şunu bunu göstermeden gerebilmek. Dabbe falan böyle. Tamamen hani hani bu anlamda bu seriye konuk olması anlamlı bir film aslında. Hani dış ve fantastik unsurlar kullanılmadan seyirciyi gerebilmek çok büyük meziyet bence. Bu meziyete sahip bir de Haneke vardır. Sürekli kendisini şerefsiz diye anarım. Çünkü gerçekten hiçbir filmini bitiremedim. O kadar geriliyorum ki adamdan. Ben Haneke filmi Bitiremiyorum. izlemedim galiba ya. Ay bitiremiyorum. Yani şöyle bir başlıyorum. Daha yarısına gelmeden o kadar geriliyorum ki filmi bitiremiyorum. Bir gün belki seninle izlemeliyiz yani İzleyelim, bitirebilmek okey. için. Yani bu konuda hani dış unsur, fantastik unsur kullanmadan gerebilmek konusunda ve zihnen gerebilmek konusunda çok başarılı buluyorum. Yani bak bu filmle ilgili birkaç tane şöyle bir aklıma gelen detay var. Stephen King'e sorarsan Misery romanı aslında bir yazar olan Stephen King'in uyuşturucuların etkisinden kurtulma çabası. Çok biliyorsun Stephen King bir tane büyük araba kazası geçirdikten sonra vücudunda çok ciddi kırıklar, hasarlar oluyor ya. O dönem başta Vicodin böyle bir sürü uyuşturucu madde, ağrı kesici kullanmaya başlıyor ve onlara bağımlılık geliştiriyor bir süre sonra. Sonra da daha sert uyuşturuculara geçiyor bu arada. Ve onlardan kurtulmaya çalışıyor. Yani onların etkisindeyken onların zoruyla bir şeyler yazıyor gibi sonra kurtulmaya çalışıyor. Kendi kafasını öyle kurgulamış o Misery'yi. Rob Reiner ise aslında sinemaya uyarlarken uyuşturucu bağlantısından gitmemiş. Çünkü o aslında biraz Stephen King'e çok ait bir bağlantı. Mesela ben izlerken hiç öyle bir şey almıyorum. Aksine o biraz daha dediğim gibi eseri üreten ve eseri üreten tüketen fanla biraz daha anne çocuk ilişkisi gibi bir yere çekmiş. Yani şöyle adam kadına her türlü muhtaç. Hani biraz bakıma ihtiyacı olan bir çocuk gibi. Ama hani annesi sinirlendiği zaman çocuğunu dövmesi gibi, anne işte anne babanın eve sinirli gelmesi, evde kavga olacağını bilmesi gibi. Mesela o şey sahneleri falan aslında bence bir sürü çocuk da izlese onlara tanıdık geliyordur. Hani adam gitmiş mutfağı karıştırıyor böyle. Araba geliyor, işte annesi gelecek eve ay ay falan diye ortalığı toparlayıp böyle eve odasına dönmeye çalışıyor falan. Bunlar çok şey gerginlikler. Aile içi şiddet, aile içi gerilimin biraz aslında yansıması. Çok böyle bir aile içi havaya sokmuş. Bence işte dediğim gibi yani çok korkunç bir varlıktan ziyade daha böyle aslında o da beni seviyor diyebileceğim bir kıvama çekmesi kadına çok çok başarılı bir hareket olmuş yani yönetmen için. Yönetmen bu arada hani senaryo uyarlamasını da Anladım. beraber yazmışlar. Anladım. Pardon bir de William Goldman galiba senaryo uyarlamasını yazan adam beraber yazıyorlar. Hatta şu an yazar şeye çekmiş bunu. Müzikale çevirmiş. Broadway'de müzikali varmış. Bruce Willis falan oynuyor. Ne? Evet. Ben izlemek isterdim. İlginç olur belki. Bilemedim. Ben müzikal zaten sevmem de. Okey. Hiç Hayal sevmiyorsun edemedim. Hayal gerçekten. edemedim yani. Bileklerini kıracağım falan. Müzikale bir tek neye de dayanabildim biliyor musun? Netflix'te Crazy Ex-Girlfriend diye bir dizi var. Tam onda güzel olmuş mesela. Bayağı gülüyorsun. Seni gerçekten güldürüyor. Müzikal mi o? Yani film şey dizi müzikal değil de bol bol müzikal sahnesi var. Dizinin her bir bölümünün en azından bir 5 dakikası paso müzikalle geçiyor. Orada güzel, keyifli. Onun dışında gerçek ciddi müzikal beni fena bayıyor. Peki, Misery'yi çok sevdik, çok konuştuk. O zaman haftaya hangi filmi konuşacağımızı hadi sen duyur bakalım. Stargate. 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 Yani gülümsemeden adını söyleyemediğim bir film. Stargate. Dizilerini de hiç sevmedin. Dizileri berbat. Sırf bunu dediğin için binlerce insan şey yazacak aşağı, biliyorsun değil mi? I don't care. Çok iyi aslında.
Dizileri çok kötüydü Stargate'in. Tamam. Rezildi. Bunu haftaya konuşalım. Çünkü Stargate'in kendisi çiçek gibi film. Müthiştir. Bunu haftaya şöyle konuşalım. Arkadaşlar ben de biliyorsunuz çok Star Trek dizisi izleyen bir insanım. Stargate dizilerini ne zaman izlemeye çalışsam berbat. Klişeliğinden ve temposunun düşüklüğünden devamını getiremiyorum. Çok ben denedim. Şöyle oluyorum. Yeşilçam'da çekeydiniz abici. Muhtemelen. Kartondan yapsaydınız dağları. Şimdi bak burada şöyle bir çözüm olacak bu işin. Stargate'in dizisini yemiş yutmuş arkadaşlar var. Kesin izliyorlardır. Dur ama gelecek diyecek ki mesela o 3. sezondan başlayın abi bilmem ne toparlıyor falan diyecek. Çünkü aa, belki öyledir bilemem. Bak, bana da Stargate'i sorsam ben hep şey derim. The Next yani ikinci dizisinin 3. sezonundan başlayın derim. Çünkü bir kere ömrümü vermişim ya ona. Ben de öyle bir sabrı yok. Dur bu rezalet iğrenç ilk sezonu bitireyim de belki ikincisi güzeldir falan gibi bir sabır bende yok yani. İşte öyle zaten yanda izlerken bir noktada iyi bir şeye geliyor denk geliyorsan geliyorsun. O yüzden benim işte haftaya Stargate'i konuşalım filmini. Stargate dizisini çok izlemiş arkadaşlar da bir tavsiye etsinler bakalım. Belki bize bir yol gösteren onlar olurlar diyorum ve 6-6'dan bu haftalıkta bu kadar sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Belki de tekrar görüşüyoruz. Hoşça kalın.